Merhaba arkadaşlar. Yöneylem araştırması uygulamaları 2 dersine hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu derste R programlama dilinden bahsediyoruz. Öncelikle ilk haftalarda anlattığım kısmı tekrar edeceğim. Hızlı bir şekilde. Şöyle kamerayı kapatalım. Nereden başlamıştık biz? Ve ilk haftada nelerden bahsettik? R nedir? Kurulumu ve versiyonları bunlardan bahsedeceğiz. R arkadaşlar istatistiksel veri analizleri yapan, grafikler üreten bir bilgisayar programı ve ayrıca da programlama dilidir. Daha önceden istatistiksel işlemler yapan programlar kullandınız. Ne bileyim SPSS, EVS gibi programlar kullandınız. Bunların özelliği nedir? Grafik arayüzü, fare kullanarak işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. R bunlardan biraz farklı. R aynı zamanda bir programlama dili olduğu için yapmanız gereken işleri komutlar yazarak gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ücretsiz, açık kaynak kodlu, bunlar R'nin avantajları. Bunun yanı sıra R için yazılmış çok fazla sayıda kütüphane veya library var. 10 binin üzerinde bunların sayısı. R'yi isteyen herkes katkıda bulunabilmiyor. Bildiğimiz klasik tekniklerin tamamını R'de yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni geliştirilen pek çok tekniği de R'de uygulama şansına sahipsiniz. Bunlar R'nin avantajları. Peki nasıl dezavantajları var? İşte bir programlama dili olduğu için, komutlara dayalı olduğu için başlangıçta öğrenmeniz biraz zor olabiliyor, hakim olmanız, komutlara hakim olmanız. Ama bunları hallettikten sonra, başlangıcı geçtikten sonra, temelini öğrendikten sonra R'nin işiniz biraz daha kolay hale geliyor. R'yi nasıl kuracağız? Bu sunuda görüyorsunuz, iki tane adres vermişiz. Bu adreslerden birisine bağlanacağız. Ben rproject.org'ye tıkladım. Gördüğünüz gibi ilgili sayfa burada açıldı. rproject.org sayfası. Bu sayfada download'da CRAN bağlantısını görüyorsunuz. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra en baştaki sıfır cloud bunu seçebilirsiniz. Bunu seçince karşımıza Download R for Linux, Macintosh ve Windows seçenekleri geliyor. Ben Windows işletim sisteminde kurduğunuzu varsayıyorum. Pek çok kişi Windows işletim sisteminde kullanıyor. Buraya tıkladığınız zaman karşınıza Base, Contrib, Alt gibi seçenekler çıkıyor. Bizim indirmemiz gereken dosya şu, Base. Buna tıklıyoruz ve şu anda 3.6. 3. versiyonu varmış R'nin. Buna tıkladık ve gördüğünüz gibi bir dosya indirilmeye başlandı. Bu dosya indirildikten sonra ben iptal edeceğim. Ne yapacaksınız? Üstüne çift tıklayıp çalıştıracaksınız. Next, 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 next dediğiniz zaman R sizin bilgisayarınıza kurulmuş olacak. Ne kurulmuş olacak? Bunun kısa yol tuşları, kısa yolları şu ikisinden birisi. Bu tabii ki 3.4.4 versiyonu için. Birisi 32 bitlik, birisi 64 bitlik. Bunun üstüne tıkladığınız zaman R'yi çalıştırabilirsiniz. Benim bilgisayarımda şu anda çalışıyor R. Onu ben göstereyim. Şuradan işte R. Neyse kapatayım. Tekrar çalıştırayım. Şöyle de küçülteyim. R'yi tekrar çalıştıralım. Masa üstündeki kısa yoldan. Şöyle 64 bitlik olanı. Evet, R'yi çalıştırdık ve karşımıza Arguy 64 bitlik, 32 bitliğinde çalıştırabilirdik, fark etmez. Bu Windows arayüzünde kullandığımız R'nin versiyonu. Ne var işte? Başlık çubuğunda Arguy diyor. Hemen onun altındaki menüde dosya, düzenle, görünüm, diğer, paketler, pencereler, yardım gibi menülerimiz var. Altında
kısa yol tuşlarımız var, en çok kullandığımız tuşlar. Ve bizim R konsol dediğimiz kısım, işlemleri yapacağımız kısım. R konsol interaktif olarak çalışır. Yani biz buradan komutlarımızı yazarız ve sonuçlarını alırız. Örneğin şöyle bir iki komut deneyelim. Ama niye çalışmadı? Ha, birazcık vakit alıyor REN çalışması bu bilgisayarda, sebebini bilmiyorum. Şöyle henüz hazır değil. Neyse, bu konsolumuz. Konsolda gördüğünüz gibi kırmızı şöyle bir büyük işareti var. Onun yanında da imlecimiz yanıyor. Biz burada komutlarımızı yazıyoruz. Enter tuşuna basıyoruz. Komutların çıktıları bizim karşımıza veriliyor. Ben slide'dan göstereyim bunu. Şuradan. Burada kurulumun adımlarını söyledik. Bakın şurada işte gördüğünüz gibi komut satırı, buna prompt da diyoruz. Konsolda işlemlerimizi yapacağız. Menüler, araç çubuğu gördüğünüz gibi. İşte kırmızıyla gösterilen yerde komutlarımızı yazdığımız zaman, enter'a bastığımız zaman bunların çıktılarını alabiliyoruz. İşte 2 artı 3 denilmiş, sonuç 5 olarak bizim karşımıza çıkmış. Pekala, bakalım bizim R hala meşgul mü? Şimdi aktif hale gelmiş. Buraya biz de mesela 4 artı 5 yazıp enter'a bastığımızda 9 sonucunu aldık. Bu R'nin temel versiyonu, Windows'ta çalışan versiyonu. Başka nelerden bahsedebiliriz? İşte Windows arayüzünden söyledik. R'nin taşınabilir versiyonunu isterseniz USB diskinize kurabilirsiniz. Burada bağlantısını verdik. Bundan başka Windows arayüzü, bu bizim kullanacağımız arayüzü. Girdiler kırmızı, çıktılar mavi ile değiştirilmesi tabii ki bu şekilde çalışıyor. Yazdığımız komutlardan sonra Enter tuşuna basıyoruz ve sonuçları alıyoruz. Sonrasında programdan çıkış gelmiş. Programdan nasıl çıkılacak? Windows programı bu. Dolayısıyla diğer Windows özür dilerim. Diğer Windows programlarında olduğu gibi yukarıdaki çarpıya bastığınız zaman çıkabilirsiniz. Veya komuta dayalı bir program olduğu için buna karşılık gelen komut Q, aç parantez, kapa parantez deyip Enter'a bastığımızda da programdan çıkabiliriz. Ama programdan çıkmadan önce bize bir soru soruluyor. Çalışma alanı görüntüsünü kaydetmek ister misiniz diye. Burada evet, hayır veya iptal seçenekleri var. Ben öncelikle iptal edeyim. Ve biraz komutlar yazayım. İşte birkaç komut, ls gibi bir komut yazdım. Şu anda hafızada tanımlı olan değişkenler gösterildi. Neyse, bir grafik çizdireyim. Mesela pilot diyeyim. Pilot. Arnorm. 90 diyeyim. Gördüğünüz gibi yine bir grafik, yeni pencerede açıldı. Bakın, bir değişken tanımlayayım. A değişkeni varmış haftada ama olsun, 8 değeri vereyim. Şimdi burada neler yaptık? Biz komutlar girdik, değişkenler tanımladık. Bunlar R'ın kalıcı olmasını istiyorsak, programdan çıkarken çalışma alanına görüntüsünü kaydetmek ister misiniz sorusuna evet cevabını veririz. Eğer evet cevabını verirsek tanımladığımız değişkenler hafızada kalırlar. Verdiğimiz komutlar da hafızada kalırlar. Hayır derseniz bunlar hafızaya alınmayacaktır. Ben şimdi çıkmıyorum. Ama şunu göstermek istiyorum. Bakın klavyede yukarı ve aşağı ok tuşlarına bastığımda böyle daha önceden yazdığım komutlara erişebiliyorum. Bu şekilde şu pilot komutunda değişiklik yapmak isteyeyim. Tekrar şöyle yukarı aşağı ok tuşlarıyla komuta eriştim. 100 tane gözlem değil de 10 tane gözlem serpilme diyagramını alalım şöyle. Ve gördüğünüz gibi küçük değişiklik yapıp tekrar Enter'a basıp komutlarımızı gönderebiliyoruz. Pekala, dediğim gibi Q'dan sonra karşımıza gelen diyaloğa evet dersek G
girmiş olduğumuz komutlar, tanımladığımız değişkenler hafızada kalıyorlar. Hayır dersek de bu yaptığımız tanımlamalar hafızaya alınmıyor. Peki konsol kullanımında işte yukarı aşağı ok tuşuyla yazdığımız komutların arasında geçiş yapabileceğimizi söyledik. Bundan başka komutlardan sonra Enter'a basıyoruz. Bir de şöyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Onu gösterelim. Konsola gidelim. Bir komutu şöyle Ctrl L diyelim, temizleyelim. 6'yı 3'e böleceğim. 6 bölü dedim. 3 yazmadan yanlışlıkla Enter'a bastım. Ne oldu? Şurada bakın bir artı görüyorsunuz. Bu artının anlamı R konsol diyor ki size, sen bu yazdığın ifadeyi yarım bıraktın, bunu tamamla diyor. İşte 3 yazıp Enter'a basınca sonucun 2 olduğunu görüyoruz. Burada olduğu gibi. Yani bir ifade tamamlanmadıysa, yarım kaldıysa R ne yapıyormuş? Artı koyup bu ifadeyi tamamlamamızı bekliyor. Bundan başka burada output'ların yani 2'nin başında bir 1 görüyorsunuz. Ya şöyle bir komut yazayım ben. Rnorm 13 tane standart normal dağılıma uyan veri ürettim. Bakın burada da başlarında içeri parantezinde 1, 3, 5, 7 gibi rakamlar görüyorsunuz. Bunların anlamı ne? Bunlar kaçıncı verinin kaçıncı sırada olduğunu gösterir. Şurada 1, eksi 1.51'in birinci sırada olduğunu gösterir. Haliyle ikinci sırada eksi 0.63 olduğunu anlıyoruz. Üçüncü sırada 0.038. En son 13. sırada da eksi 0.66 değerinin olduğunu anlıyoruz. Yani köşeli parantez içindeki değerler bize output'ların kaçıncı sırada olduğunu gösteriyor. Pekala, konsol kullanımından bahsettik. Enter tuşu, artı, bunların anlamını söyledik. RStudio'dan bahsedelim bir de. RStudio, az önce kullandığımız RGUI'nin çok daha gelişmişi. O da tabii ki R'yi kullanmak için kullanabileceğimiz bir editör. Onu nereden indireceğimizi burada görüyorsunuz. Onun da taşınabilir versiyonu var. Bu bağlantılara tıklayarak R'yi bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Şu anda bende açık mı? Değil ama ben bir çalıştırayım şeyi, RStudio'yu. Şöyle, daha önceden kurmuştum ben bilgisayarımda. Şöyle bir ne olduğunu en azından görün. Şunu büyüteyim biraz. Gördüğünüz gibi RStudio çalıştığında bizim karşımıza 4 ayrı pencere geliyor. RGUI çalıştığında ise şu gördüğünüz konsol gelmişti yalnızca. Burada işte konsol var. Bundan başka burada klasörleri göreceğimiz kısım var. Grafikleri görebileceğimiz kısım, paketler, yardım dosyaları, viewer kısmı var. Bu pencerenin içerisinde tanımladığımız değişkenleri görebiliyoruz. Verdiğimiz komutları görebiliyoruz, historisini görebiliyoruz. Şu sol üst köşedeki pencerede de ilerleyen haftalarda göreceksiniz. Biz programlarımızı kendimiz yazacağız. Konsol yeterli gelmeyecek. Takip eden komutlarla küçük programcıklar oluşturmamız gerekecek. Onları da burada yazabileceğiz. Dolayısıyla RStudio çok daha gelişmiş bir editör. Eğer evde kendiniz çalışmalar yapıyorsanız başlangıçta bu RGUI bizim işimizi görecek. Ama ilerleyen aşamalarda RStudio'yu kullanmanızı tavsiye ediyoruz tabii ki. Pekala. RStudio'dan da bahsetmiş olduk. Onun arayüzünü söyledik. Şimdi Linux, Macintosh ve Windows işletim sistemlerinde R'yi tabii ki kullanabiliyorsunuz ama artık günümüzde cep telefonları, tabletler çok gelişmiş durumdalar. Bunlarda da R'yi çalıştırma şansımız var. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bu amaçla kullanabileceğiniz programlar hem iOS'ta hem de Android'de çalışan programlar bunlar. DataCamp, Learn R Programming, R Compiler ve R Analyst. Bu programları tabletinize veya cep telefonunuza kurarak da R'yi hem öğrenme şansı hem de deneme şansını yakalayabilirsiniz tablet ve cep telefonlarınızda. Türkçe yararlanabileceğimiz kaynak var mı? Ben 2014-2015 senesinde baktığımda bu gördüğünüz iki kitap vardı o zaman piyasada.
Başka Türkçe kitap yoktu ama son yıllarda çok fazla sayıda Türkçe kitap yayınlandı R ile ilgili. Dolayısıyla bunları edinip kendinizi geliştirme şansınız var. Ama İngilizceniz varsa piyasada İngilizceye yazılmış R ile ilgili onlarca kitap var. Bunların bir kısmı ücretsiz olarak da internetten indirilebiliyor. Pekala, böylelikle birinci haftanın notlarını tamamlamış olduk. Şimdi ikinci haftanın notlarına geçiş yapalım. Pekala, ikinci haftanın notları için şuradan burası mı? İkinci hafta mı bakayım? Evet, ikinci hafta. İkinci haftanın konusu aritmetiksel işlemler konsolu bir hesap makinesi gibi nasıl kullanabiliriz? Onlardan bahsedeceğiz. İlk olarak toplama işlemiyle başlayacağız. Şöyle yine Arduino'ya gidelim. Konsolu temizleyelim. Mesela 5 ile 7'yi toplamak istiyoruz. Klavyeden 5, araya artı 7 deyip Enter'a bastığımızda sonucu 12 olarak görebiliyoruz. Toplamayı bu şekilde toplama operatörüyle yapabiliriz. Çıkarma işlemi için tireyi kullanıyoruz. İşte 9 tire yani eksi 5, 4 sonucunu gördük. Çarpma için mesela 4 kere 5 yapmak isteyelim. 4 şu x değil, bunu karıştırabiliyoruz bazen. Yıldıza basacağız. Şu yıldıza. Yıldız nerede? Sıfırın hemen sağında yer alıyor. 4 çarpı 5 dediğimiz zaman 20 sonucunu elde ettik. Bölme işlemi için de slash'ı kullanıyoruz. Mesela 16'yı 2'ye bölmek istiyorsak 16 slash slash'ı yani bölü işaretini shift'le birlikte 7'ye basıyorum. 16 bölü 2 dedim. Gördüğünüz gibi 8 sonucunu elde ettik. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri bu şekilde yapılıyor. Bundan sonra ki göstereceğimiz işlem karekök alma. Karekök nasıl alabiliriz? Mesela 16'nın karekökünü almak istiyoruz. Bunun için karekök almayı daha sonra yapalım. Önce üs alma. Üs almadan bahsedelim. Konsolu temizleyelim. Şöyle üs alma diyelim. Mesela 2'nin kübü nedir? 8'e eşit. 2 üs diyemek için yıldız 3 diyorum. Sonucun 8 olduğunu görünüz. 2'nin kübü 8'e eşit. Dolayısıyla üs almak için ne yapabiliyormuşuz? Üs alma operatörü olarak yıldız arada boşluk olmadan kullanabiliyormuşuz. Aynı işi 2'nin kübünü şöyle de hesaplayabiliriz. 2'ye bastım. Shift ile birlikte 3'e bastım. Ekranda bir şey çıkmadı. Arkasından boşluğa basınca bakın şu şapka şeklinde üssü operatörünün çıktığını görüyorsunuz. Sonrasında 3'e basıp yine 2'nin kübünü 8 olarak hesaplayabiliriz. Demek ki üs almak için kullanabileceğimiz iki ayrı operatör var. Belki üs almalar bu şekilde. Şimdi sıra karekök almada. Karekök almak için kullanabileceğimiz operatör, öncelikle üs almadan yola çıkacak olursak bir sayının 1 bölü 2. veya 0 5. kuvveti onun karekökudur. Örneğin 16'nın karekökünün 4 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 16 yıldız 0.5 yazdığımız zaman 4 sonucunu elde ediyoruz. Veya 16 çift 3 boşluk 0.5 yazınca da gördüğünüz gibi 4 sonucunu elde ediyoruz. Bu iş için kullanabileceğimiz bir fonksiyon da var. Bu fonksiyon square root'un kısaltılmışı sqrt. Karekökünü almak istediğim sayıyı parantez içerisinde yazıyoruz. İşte 36 yazdım, parantezi kapattım, enter'a bastım. Bu şekilde de karekök alma şansımız var. Peki karekök almadan sonra ne geliyormuş? Şuradan bir kontrol edelim. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, üs alma, karekök alma, bunu açıkladık. Modüla operatörü var. Modüla operatörü %%. İki tane %%, işareti arada boşluk olmaksızın yine kullanılıyor. Bölme işleminde
kalanı ne olduğunu bize veriyor. Mesela işte ben onu 4'e bölersem kalan ne olacak? 2 olacak haliyle. İşte 10 %100'e 4 deyince 2 sonucunu elde ettik. Bu modüle operatörü. Bundan başka tam sayılı bölmek istiyorsak da %100'lerin arasına bölü işaretini koyacağız. Tam olarak kaç kere var onun içerisinde? 3. 3 tam kere olduğu için sonucu 3 olarak vermiş. Biz de 10 yüzde slash %4 deyip enter'a basalım. Gördüğünüz gibi onun içerisinde 4 tam olarak 2 defa var. Bunun sonucunu almış olduk. Pekala, tam sayılı bölmeden sonra R'de kullanılan aritmetik operatörlerini burada özetlemişiz bu tabloda. Sonrasında logaritmik fonksiyonlar geliyor. Logaritmik fonksiyonlar için log komutunu kullanabiliriz. Bu E tabanına göre, yani doğal logaritma dediğimiz logaritmayı hesaplar. 10 tabanına göre logaritma almak için log 10'u kullanabiliriz. 2 tabanına göre logaritma almak için log 2'yi kullanabiliriz. İstenilen herhangi bir tabanda logaritma almak için ise log sayı virgül taban şeklinde genel bir kullanımımız var. EXP parantez içerisinde sayı ise sayının E üstüne alıyor. Mesela E'nin karesini almak istiyorsanız EXP parantez içerisinde 2 yazmanız yeterli oluyor. Bununla ilgili örnekleri görüyorsunuz. Log 10 bin denildiğinde 3 sonucu alınmış. Log 2 bin denildiğinde 965 sonucu alınmış. Log 1000 denildi, doğal logaritma alınmış 6.90 olarak. EXP 6.97, yani bu sonucun E üssünü alınca da 1000'e yaklaşık değer 999.99 elde edilmiş. Bu görünüm nedir? İşte 1000'in 4 tabanına göre logaritması nedir? 4.98 şeklinde sonuç alınmış. Bundan başka logaritmik fonksiyonlardan başka bir de bu bölümde trigonometrik fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Trigonometrik hesaplamalar R'de radyan cinsinden yapılıyor. Derece cinsinden değil. Dolayısıyla siz dereceyi önce radyana çevirmeniz gerekiyor. Bunun için de bilmeniz gereken şey dairenin çevresi biliyorsunuz 360 derece 2 pi'ye eşit. Dolayısıyla siz 180 derece demek istiyorsanız pi demeniz gerekiyor. 90 derece demek istiyorsanız pi bölü 2 demeniz gerekiyor. Peki pi'yi R'de nasıl yazacağız? Pi dediğiniz zaman Enter'a bastığınızda bakın pi sayısını R bize veriyor. Pekala, şuradaki işaretin anlamı ne? Bu da açıklama satırı. Bundan sonra yazdıklarınızı R dikkate almaz. Size hatırlatıcı olur ama R'de işleme girmez. Peki, şimdi sinüs nasıl hesaplanacağız? Mesela sinüs 0 dediğimizde 0'ı almışız. Sinüs pi bölü 6. Pi bölü 6 nedir? Pi 180 olduğuna göre 186'ya bölersek 30 derecenin sinüsü 0,5 olarak verilmiş. Sinüs pi bölü 4 45 derecenin sinüsü 0,707. Sinüs pi bölü 2 90 derecenin sinüsü 1 olarak elde edilmiş. Kosinüs benzer şekilde burada örneklerini görüyorsunuz. Tanjant için de tan fonksiyonu kullanılmış. Burada yine örneklerini görüyorsunuz. Bunları denemenizde kendinizin denemesinde çok büyük yarar var. Peki işlem önceliği ve parantez kullanımından bahsedeceğiz. Burada bir işlem verilmiş. İşte R konsoldan girildiğinde 5 artı 3 çarpı 5 şeklinde. Matematikte ve tüm bilgisayar programlama dillerinde aynı seviyede işlemler yazıldığında bunların bir önceliği var. Dolayısıyla burada önce 5 artı 3, 8 çarpı 5, 40 sonucu elde edilmiyor. 20 sonucu elde ediliyor. Bunun sebebi nedir? Çarpmanın önceliği var. Dolayısıyla önce 3 çarpı 5 işlemi yapılıyor. 15. Ardından bulunan sonuç 5'e ekleniyor ve 20 sonucu elde ediliyor. Biz eğer ki 5 artı 3'ün öncelikle yapılmasını istiyorsak 5 artı 3'ü parantez içine almamız gerekiyor. Dolayısıyla hangi işlemler önce yapılacak diye sorarsak önce parantez içindeki işlemler yapılır. Sonra fonksiyonlar, üs alma, karekök alma gibi işlemler yerine getirilir. Ondan sonra çarpma ve bölme işlemleri yapılır. Son olarak da toplama ve çıkarma işlemleri yapılır. R'yi kullanırken virgül ve nokta kullanımı çok çok önemli. Bunu konsolda gösterelim. Temizleyelim. Mesela
3.5 çarpı 2 yazdık. Dolayısıyla 3.5'un 2 katı 7 sonucunu bekliyoruz. Enter'a bastık. Beklenmeyen bir durum. Bunun sebebi şu. Bilgisayarınız Türkçe'de olsa ve Türkçe formatta virgül sayıların ondalıklı kısmını ayırmak için kullanıyor olsa da R'de bunu yazarken virgül kullanmayacağız, nokta kullanacağız. Yani 3.5 çarpı 2 dediğimizde bakın sonucu 7 olarak görüyoruz. Buna çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sayıların ondalıklı kısımları R'de nokta ile gösterilir, virgül ile gösterilmez. Bunu unutmamız gerekiyor. Burada birkaç tane alıştırma koymuşuz. Bu alıştırmaları kendinizin öncelikle yapması gerekiyor. Cevapları zaten altında verilmiş durumda. Evet, böylece ikinci haftanın notlarını da bir tekrar etmiş olduk. Sırada üçüncü haftanın notları var. Buraya kadar umarım her şey yolundadır. Bir sorunumuz, bir problemimiz var mı arkadaşlar? Anlaşılmayan bir şey var mı? Pekala, her şey yolunda gözüküyor. Sizden bir gelip esneme gelmediğine göre her şey yolunda demek ki. Peki, üçüncü haftada ne görmüştük? Değişken tanımlama ve değer atama başlığımız. Değişken tanımlamak için pek çok programlama dilinde olduğu gibi bir harfle başlamamız gerekiyor. Harften sonra rakam kullanabiliriz, semboller kullanabiliriz. Değişkenlere değer atamak için de eşittir ya da sola bakan ok operatörlerini kullanabiliriz. Örneğin x değişkenine 9 değerin atanması için x küçük işareti tire 9 yazıp enter'a basmışız. Arkasından x nedir dediğimizde 9 değerini almışız. Benzer şekilde eşittir operatörünü kullanmışız. Bir de sağ bakan ok operatörünü kullanmışız. 3 sağ bakan ok z dediğimizde de z'ye 3 değeri atanmış durumda. Bunları lütfen deneyin konsolda. Bu değişkenler hafızaya alındığı için x, y, z dediğimizde değerlerini almışız. Değişkenlerin üstünde bakın burada aritmetiksel işlem yapmışız. X artı y artı z dediğimizde 17 sonucunu almışız. Yine burada bakın y çarpı z eksi x artı 4 dediğimizde değişkenlerin değerlerini hafızadan alarak işlem yerine getirmiş. K eşittir x çarpı y de demişiz. Bunu enter'a bastığımız zaman bir sonuç almamışız ama k nedir? K deyip enter'a basınca sonucunu 45 olarak almışız. Veya bunun yerine print parantez içerisinde ne yazdırmak istiyoruz? K değişkenini dediğimizde de 45 sonucunu almışız. Node.1 değişkenini 89 olarak tanımlamışız. Node1 deyip enter'a basınca 89 değerini almışız. Ama ikinci node diye bir değişken tanımlarsak hata mesajıyla karşılaşmışız. Neden? Çünkü değişken adı rakamla başlamaz. Mutlaka bir harfle başlama zorunluluğu var. R küçük harf ve büyük harfe duyarlıdır. Bakın burada hepsi AB gibi gözüküyor ama küçük A, küçük B, büyük A, küçük B gibi kombinasyonlarla değişkenlere değer vermişiz. Ve bunların değerlerini yazdır dediğimizde en son verilen 45 değeri 4 kere karşımıza çıkmamış. Hepsinin farklı farklı değerleri bizim karşımıza çıkmış. Daha demek ki R küçük harf ve büyük harfe duyarlı bir değişken. Bunların her birisi birbirinden farklı olarak değişken adı olarak kullanıldığında R'de farklı olarak işlem görüyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor R'yi kullanırken. Bundan başka mantıksal değerlerden bahsetmiştik. Mantıksal değerler true yani doğru ya da false yanlış değerlerini alabiliyordu. Burada ne yapmışız? X'i 5'e eşitlemişiz. X büyük 3 ifadesine true sonucunu almışız. 5 büyükmüşten evet. Bu doğru olduğu için true sonucu alınmış. X küçük veya eşit mi 3'ten dediğimizde ise false sonucunu almışız. Çünkü 5 3'ten küçük veya eşit olmadığından dolayı. Mantıksal değerleri elde etmek için karşılaştırma operatörlerini kullanıyoruz. Mantıksal operatörler. Onları burada vermişiz. Küçük, büyük, küçük, eşit, büyük, eşit. Bunlar zaten anlaşılıyor. Şuraya dikkat ederseniz eşit için İki tane eşittir kullanıyoruz. Çünkü bir tane eşittir kullandığımız zaman bu atama operatörüyle karışmasın diye bu şekilde anılıyor, kullanılıyor eşit operatörü. Eşit değil ise burada gördüğünüz gibi
eşit işaretinin başına bir ünlem işareti koyuluyor. Ünlemin anlamı R'de değil, tersi, not anlamında. Dolayısıyla ünlem işareti eşittir'in anlamı eşit değil. And operatörü, Türkçedeki karşılığı V, şu gördüğünüz and işaretiyle yapılıyor. Or operatörü de veya burada gördüğünüz çizgi ile yapılıyor. Nesne yönetiminden bahsetmişiz sonrasında. ls komutu haftada tanımlı olan değişkenlerin tamamını bize görüntülüyor. İşte boy, kilo, yaş, meslek gibi dört tane değişken tanımlamışız. ls dediğimizde bunların hafızada işte bulunan değişkenleri almışız. Burada boy, kilo ve yaş sayısal değişkenler. Meslek ise sayısal olmayan bir değişken. Onun değeri bakın gördüğünüz gibi tırnak içerisinde ifade edilmiş. RM komutu tanımlamış olduğumuz nesneleri hafızadan silmeye yarar. Mesela RM meslek deyip ls komutunu tekrar verdiğimizde bakın değişkenlerin içerisinde artık mesleğin olmadığını görmüşüz. Dir komutu bulunduğumuz klasördeki dosyaları bize görüntüler. Get V'de çalıştığımız aktif klasörü bize görüntüler. Set V'de yardımı ile çalıştığımız aktif klasörü değiştirme şansımız vardır. Tabii ki setvd'de de bildirdiğimiz klasörün daha önceden var olan bir klasör olması gerekiyor. Klasör olmazsa burada hata mesajıyla karşılaşabiliyoruz. Setvd'yi komutla yazmak istemezseniz argo ile file change dir. RStudio'da da session set working directory'yi kullanarak grafik arayüzünü kullanarak aktif klasörünüzü değiştirme şansınız olabiliyor. Bir de print, cat ve paste komutlarından bahsedeceğiz. Ekranda görüntüleme yapmak için print, cat ve paste fonksiyonlarını kullanabiliriz. İşte print 02 dediğimizde 02 sonucunu elde ediyoruz. X değişkenine 02 değerini verip yine print x dediğimizde 02 sonucunu elde ediyoruz. Ama biz yan yana bazı ifadeleri ve değişkenleri yazdırmak istiyorsak print de bunu yapmamız mümkün değil. Bu durumda paste ve cat komutları kullanmamız gerekiyor. Paste parantez içerisinde x virgül tırnak içerisinde eşittir virgül x dediğimizde bakın x'in değeri 0,2 alınmış, eşittir yazılmış ve tekrar x'in değeri 0,2 alınarak buraya yerleştirilmiş. Cat'te de benzer bir durum var. Paste'in output'u tırnak içinde gösterilirken cat'in output'u tırnak içinde gösterilmiyor. Orada böyle bir farklılık söz konusu. Pekala, üçüncü haftada bunları anlatmışız. Sonra dördüncü haftada neler anlatmışız bakalım. Veri tiplerinden bahsetmişiz. R'de dört farklı tipte veri var. Bunlar sırasıyla sayısal, karakter, karmaşık sayı ve mantıksal. Sayısala nümerik diyoruz. Karaktere karakter. Zaten İngilizceden geçmiş bize. Karmaşık sayıya kompleks. Mantıksal, logical olarak anılıyor. O da true ve false değerleri alınıyor. Mesela ne yapmışız? A'ya 3 değerini vermişiz. Mod A demişiz. Mod A ne işe yarıyor? Değişkenin hangi tip veriye sahip olduğunu bize söylüyor. Bakın mod A dediğimizde nümerik sonucunu almışız. Benzer şekilde is A'yı da kullanabiliriz. Is A veri tipini ve yapısını gösteriyor. Is A dediğimizde bunun sayısal olduğunu, aynı zamanda da bir vektör olduğunu görmüşüz. A eşittir Leyla deyip mod A dediğimizde karakter olduğunu görmüşüz bu değişkenin. A eşittir 3i eksi 5 deyip mod A dediğimizde bunun karmaşık yani kompleks bir sayı olduğunu görmüşüz. A eşittir true deyip mod A dediğimizde logical yani mantıksal bir değişken olduğunu veya vektör olduğunu görmüşüz. Pekala. Bundan önce kullandığımız değişkenlere tek bir değer verdik ama biliyorsunuz istatistikte değişkenlerimiz bizim birden fazla sayıda değer alıyor. Bunun için R'de biz vektörleri kullanıyoruz ve vektörleri oluşturmak için C fonksiyonunu kullanıyoruz. C fonksiyonunun içerisinde değerleri birbirinden virgül ile ayırıyoruz. Biz vektör oluşturduğumuz zaman bunların tiplerinin aynı olması gerekiyor. Eğer farklı tipte veriler yazarsanız seviyesi en düşük olan veri tipi neyse hepsi öyle kabul ediliyor. Örneğin burada x,
1, 4, 5 ve 13 tam sayı değerlerini alan bir vektör olarak oluşturulmuş. X nedir diye sorduğumuzda sonucu 1, 4, 5, 13 olarak görmüşüz. Mod X dediğimizde bunun sayısal olduğunu görmüşüz. Bir başka vektör, müşteriler adında bir vektör hazırlamışız. Burada gördüğünüz gibi sözel değerler, yani karakter değerler var. Değerini görüntülemişiz. Mod müşteriler dediğimizde karakter olduğunu görmüşüz. Bir de 4, 3, true, Ahmet yani numerik, karmaşık, kompleks, logical yani mantıksal ve karakter verilerden oluşan bir vektör oluşturmuşuz. Y deyince sonucu almışız. Bir hata mesajı görmemişiz ama mod Y deyince ne yapmış? En düşük seviyede karakter olduğu için bu 4 değeri de karakter olarak kabul etmiş. Çünkü bir vektörde verilerin tamamı aynı tipte olmak zorundadır. Değişkenimize vektörlere değer girmek için bu şekilde C fonksiyonu kullanabileceğimiz gibi bu scan fonksiyonu da kullanabiliriz. İşte x eşittir scan parantez aç kapa deyip değerleri girmeye başlıyoruz. 3 yazıp enter'a basıyoruz. 6 yazıp enter'a basıyoruz. 2 yazıyoruz. 2 yazdıktan sonra 2 kere üst üste enter'a basınca x vektörünün değerlerine girmiş oluyoruz. Pekala. Şeyi de tamamlamış olduk herhalde. Bu haftayı da tamamlamış olduk. Dördüncü haftada onları anlatmışız. Peki takip edelim. Devamında beşinci haftada ne görmüşüz? Hızlıca bir tekrar ediyoruz arkadaşlar. Bunları zaten derslerde anlatmıştık. Beşinci haftada sıralı vektörler oluşturmak. Bunlardan bahsetmişiz. Sıralı vektörler oluşturmak için çift noktayı kullanabiliyoruz biliyorsunuz. X eşittir 3, 2.11 dediğimizden 3'ten başlayıp 11'e kadar oluşan tüm tam sayılar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 şeklinde karşımıza geliyor. Tersten de yapabiliyoruz bunu. Y eşittir 16, 2.7 demişiz. 16'dan 7'ye kadar olan değerler burada görüntülenmişler. Rep ile tekrarlayan sıralı vektörler oluşturabiliriz. Örneğin AB eşittir 2, 2.5 demişiz. AB dediğimizde 2, 3, 4, 5 sonuçlarını elde etmişiz. Sonra bakın şurada ne yapıyoruz? Repeat AB virgül 4. Ne demek? AB'yi 4 kez tekrarla. AB 2, 3, 4, 5 olduğu için bakın şu birincisi, bu ikincisi, bu üçüncüsü, bu da dördüncüsü. Repeat komutu gördüğünüz gibi kendisine verilen değişkeni, vektörü veya artık ne verirseniz kaç kez tekrarlanması istenildiyse, ikinci parametresinde kaç yazıldıysa o kadar tekrar edip yeni değişkeni atıyor. Ha değişkeni atamazsanız da output'u buradan olduğu gibi alabiliyorsunuz. Başka örnekler yapmışız repeat ile ilgili. Bunları inceleyebilirsiniz. Seconds'ın kısaltılmışı SEQ sec komutu fonksiyonu var. Bununla farklı büyüklükte artış veya azalış gösteren vektörler oluşturabiliyoruz. Seconds'da 3 parametre var. Başlangıç, bitiş ve artış şeklinde bunları söyleyebiliriz. Bu ne demek? 9'dan başla 11'de bit 0.5 arttır. Dolayısıyla enter'a bastığımızda 9, artış miktarı 0.5, 9.5, tekrar arttır 0.5, 10, 10.5, 11 şeklinde bir vektör elde edebiliyoruz. Kolayca Seconds'ı kullanarak. Seconds komutunda parametrelerimizi isimlendirerek de kullanabiliriz. Başlangıç parametresi için from, bitiş parametresi için to, artış miktarı için by ve elde edilecek sayı adedini istiyorsanız length parametrelerini kullanabilirsiniz. Örnek olarak burada seconds from 3 to 5 length 5 ne demek? 3'ten başla, 5'te bit ve bana 5 tane değer üret anlamına geliyor. O da 3'ten başlamış. 5'e kadar 1, 2, 3, 4, 5 tane değer üretmiş. Artış miktarı bu durumda R kendisi ayarlıyor. From 5 to from 3 to 5 by 0.25 ne demek? 3'ten başla 5'te bit 0.25 0.25 art şeklinde bunun da output'unu görüyorsunuz. Seconds 6 tek parametreyle kullanıldığında 1, 2.6 anlamında yani 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı üretmiş. Seconds 7.13 deyip 3. parametre girilmediğinde artış miktarı 1 olarak kabul edilmiş. 7.11.5 denildiğinde 0.5.0.5 7'den 11'e kadar artırılmış. Böyle fonksiyonun içe
kullanımı bizim karşımıza çok çıkacak. İşte şurada olduğu gibi. Bunları nasıl değerlendireceğiz? Önce içteki komut çalıştıracak. Yani şu kısım. Sekios. Sekios 2, 4, 0, 4. Ne yapar? 2 ile başlar. Nokta 4 arttırır. 2.4. Nokta 4 arttırır. 2.8. Nokta 4 arttırır. 3.2. Nokta 4 arttırır. 3.6. Nokta 4 arttırır. 4.0. Yani şu kısmı bize üretir. Sonra bu kısmı sekans üretti. Bunu repeat'e gönderecek. Bu vektörü iki kere tekrar ettiğince alttan da gördüğünüz gibi bakın birincisi ve ikincisi elde edilmiş output'ta. Peki. Bu haftayı da böylelikle tamamlamışız. Az kaldı. Tekrar etmiş olacağız. Beşinci haftayı böyle tamamlamışız. Altıncı haftada nelerden bahsetmişiz? Vektörlerle aritmetiksel işlemlerden bahsetmişiz. Altıncı haftada işte x ise 1-5 değerini vermişiz. X'i görüntüleye deyince 1-2-3-4-5 değerini almışız. X yıldız 2 deyince her bir değer 2 ile çarpılmış 2-4-6-8-10 şeklinde. X çarpı X dediğimizde X'i kendisiyle çarpmışız. 1 çarpı 1, 2 çarpı 2, 3 çarpı 3, 4 çarpı 4, 5 çarpı 5. Onun sonucu 1-4-9-16-25 olarak elde edilmiş. X 1'den 6'ya kadar değerler almış. Y de 1 ve 3 değerlerini almış. X çarpı Y değerlerinde 1-6-3-12-5-18 değeri. Bu sonuç nasıl elde ediliyor? Burada şöyle recycling kuralı dediğimiz bir kural var. Yani yeniden kullanım kuralı. X'in ilk değeri 1 ile Y'nin ilk değeri 1 çarpılıyor. 1 kere 1, 1. Şu 1 elde edildi. X'in ikinci değeri 2 ile Y'nin ikinci değeri 3 çarpılıyor. 2 kere 3, 6 elde edildi. X'in üçüncü değeri 3. Y bitti. Y'nin üçüncü değeri yok. Ne olacak? Başa dönecek. 3 ile Y'nin ilk değeri 1 çarpılacak. 3 çarpı 1. 3 sonucu elde edilecek. Sonra x'in dördüncü değeri 4. Y'nin takip eden değeri, dördüncü değeri yok tabii ki. Neyi alacak onun yerine? 3'ü alacak. 4 kere 3, 12 elde edilecek. Sonra 5 ile 1'i çarpacak. 5, 6 ile 3'ü çarpacak. 18 değeri elde edilecek. Tabii bu örnekte 6 ve 2. 6'yı 2'ye tam olarak bölebiliyoruz. Y vektörü 3 kere tekrar kullanılıyor. Durum böyle olmasaydı ne olurdu? Mesela bakayım, burada örnek var. X 1'den 5'e kadar 5 tane değer alıyor. Y de 1, 2, 3 değerlerini alıyor. X çarpı Y dediğimizde evet sonuçlar veriliyor ama bir hata mesajıyla da karşılaşıyoruz. Ne diyor? Uzun olan nesnenin uzunluğu kısa olan nesnenin tam katı değil. Dolayısıyla böyle bir işlemi yapmak istediğinden emin misin diye hata mesajı ile karşı karşıya kalmışız. Vektörlerle aritmetiksel işlemler de yapabiliyoruz. İşte x 1, 2, 3, 4, 5 değerini almışken x büyük 3 dediğimizde 1, 3'ten büyük mü değil? False sonucu. 2, 3'ten büyük mü değil? False sonucu. 3, 3'ten büyük mü değil? False sonucu. Ama 4 ve 5, 3'ten büyük olduğu ihtimal için onlara karşılıkla true sonuçlarını elde etmişiz. Bir vektörün elemanlarına köşeli parantez kullanarak ulaşabiliyoruz. İşte x değişkenine ne vermişiz? 1'den 7'ye kadar değerleri 3 ile çarp. Dolayısıyla sonuçta 1'den 7'ye kadar tam sıra 3 ile çarpınca 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 değerlerini elde etmişiz. X'in 3. elemanı ne? 1, 2, 3, 9 sonucunu elde etmişiz. X'in 2'den başlayıp 4'e kadar giden tüm elemanlarını istemişiz. 2. eleman 6, 3. eleman 9, 4. eleman da 12 olduğu için 6, 9, 12 sonucunu elde etmişiz. Başka x'in 1, 3 ve 4. elemanları yani 3, 9 ve 12 buradan elde edilmiş. Şöyle bir şey yapmışız. X'in 1, 3, 4. elemanlarına Y'ye ata anlamında. Bunlar da 3, 9, 12 idi. Y nedir diye sorduğumuzda bakın. 3, 9 ve 12 değerlerini elde etmişiz. Pekala şöyle bir kullanım var. 4, 2.2. Bunun anlamı ne? 4. 3. ve 2. elemanlarına. 4. elemanımız 12.
Üçüncü elemanımız 9, ikinci elemanımız da 6 olduğu için bakın burada sonucu bu şekilde elde etmişiz. Burada 2.4 yani 2.3.4, 5, 2.7, 5.6.7. Yani birinci eleman dışındaki tüm elemanlar 6, 9, 12, 15, 18, 21 şeklinde elde edilmiş. Şu ne anlama geliyor? Ben x'in birinci elemanı, ikinci elemanı, birinci elemanı, ikinci elemanı. Yani 3.6, 3.6, 3.6, 3.6 bunları bu şekilde elde edebilmişim. Köşeli parantezin içerisinde daha önceden öğrendiğimiz işte vektörleri, iki noktayı, repeat'i, sequence'ı her şeyi kullanma şansımız var. 6, 1, 5, 3 demişiz. Bunlar deneyin. Farklı farklı kombinasyonları siz de düşünün. Negatif sayılarla istenmeyen elemanları göstermemek demişiz. Yine vektörümüz 1'den 16'ya kadar ikişer ikişer arttınca ne olmuş? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 olmuş. X eksi 3 dediğimizde bakın x'in birinci elemanı, ikinci elemanı, üçüncü elemanı nedir? 5. X köşeli parantez içerisinde eksi 3 derseniz şu anlama geliyor. Üçüncü elemanın dışındaki tüm elemanlar. Yani 5'in dışında neler kaldı? 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15. Gördüğünüz gibi negatif değerlerle böyle çalışabiliyoruz. X köşeli parantez içerisinde C eksi 3 eksi 5 dersek bu sefer 3. ve 5. eleman yani 3. eleman eksi 5'ti. 5. elemanda 9 olduğuna göre 5 ve 9'un dışında kalanların hepsini burada elde etmişiz. Ha, şuna dikkat edin bu kullanımda negatif ve pozitif indisleri birlikte kullanamazsınız. Ya pozitif ya da negatif kullanmanız gerekiyor. Eğer ikisini birlikte kullanırsanız tabii ki hata mesajıyla karşılaşacaksınız. Pekala mantıksal değerlerle vektörün elemanlarına ulaşabilir miyiz? Tabii ki ulaşabiliriz. X 1'den 5'e kadar tam sayılar alan bir vektör olarak tanımlanmış. Denemede bakın nasıl bir şey. X büyük 3 değerleri denemeye atansın denilmiş. Deneme denildiğinde ne olmuş? Tabii ki burada karşılaştırma yapılıyor. 1 büyük mü 3'ten, 2 büyük mü 3'ten değil, değil. 3 büyük mü 3'ten değil. Dolayısıyla 3 tane false ama 4 ve 5 3'ten büyük olduğu için true değerlerini almış. Sonra X'in denemenin C elemanlarına verdiğince ne oldu? False, 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 true, true buraya geldi. Dolayısıyla false'lara karşılık gelen elemanlar gösterilmedi. True'lara karşılık gelen elemanlar 4 ile 5 onlar gösterildi. O nedenle X köşeli parantez deneme deyince 4, 5 değerlerini alır. Veya aynı anlamda şu gösterim bakın çok güzel. X köşeli parantez içerisinde X büyük 3 dediğimizde ne oluyor? 4 ile 5'i elde ediyoruz. Şunun yukarıdaki örneğin daha kısa yoldan elde edilişi bu şekilde yapılmış. Peki mantıksal değerlerle aritmetik yapabiliriz. Bu durumda true'lar 1, false'lar da 0 değeri olarak kabul edilir. Yine az önce yaptığımız örneğin output'unu görmüştüz. Şurada sum. Sum ne işe yarar? Topla anlamında. Sum x büyük 3 ne işe yarayacak? Şunları bana topla diyor. X büyük 3. Şu vektör yaratılıyor. 3 tane false, 2 tane true. False'lar 0, 0, 0. True'lar da 1, 1 olduğuna göre bunu 5'ini toplayınca yani 3 tane 0 ile 2 tane 1 toplayınca 2 sonucunu elde etmişiz. Ha, demek ki ne oluyormuş? Aritmetiksel işleme girersem mantıksal değerler true 1, false da 0 olarak işlem görüyormuş. Kayıp veriler biliyorsunuz istatistikte zaman zaman kayıp verilerle karşılaşabiliyoruz. Boş bırakılmış anketlerde boş bırakılmış cevaplar veya işte elde edilememiş veriler olabiliyor. Kayıp veriler R'de NA ile temsil ediliyor. Mesela bir vektör oluşturmuşuz. 12, 5, 4 sonra bakın büyük harflerle NA 4, 8 demişiz. ABC'yi bize ver deyince 12, 5, 4 NA 4, 8 NA not available. Kısaltılmış büyük ne ya? Demek ki ne anlama geliyor? R'de kayıp veri anlamına geliyor. ABC'nin ikinci elemanı verdiğince 5 almışız. ABC'nin dördüncü elemanı verince NA, not available yani kayıp veri sonucunu almışız. ABC vektörünü yani içerisinde kayıp veri olan vektörü aritmetik ortalamasını istemişiz mean ile. Sonuç NA olmuş. Yani hesaplayamamış aritmetik ortalamasını. Bunun sebebi kayıp veri var burada. Kayıp veri olunca R'de pek çok fonksiyon yerine getirilemiyor kayıp veri olduğundan dolayı. Dolayısıyla biz
Bir ilave kullanacağız. Bir parametre ekleyeceğiz mean fonksiyonuna. Şurada gördünüz. NA nokta RM eşittir T. Yani not available'ları remove it. Kayıp verilere yok varsayı true hale getir anlamında. Böyle ikinci bir parametre gelirsek sonucu 6.6 elde etmişiz. Bu şu NA'yı çıkarttıktan sonra kalan 12, 5, 4, 4 ve 8'in aritmetik ortalaması 6.6 olarak elde edilmiş. Evet, 6. haftayı da bu şekilde tamamlamışız. Peki 7. haftada ne yapmışız? Onları da şöyle bir hızlıca tekrar edelim. 7. hafta yardım almaymış konumuz. R'de bir şeye takıldık. Nasıl yardım alacağız? Bu amaçla konsola help.start yazabiliyoruz. Help.start yazdığımızda aşağıda gördüğümüz yardım penceresi bizim karşımıza çıkıyor. Bunlara tıkladığımız zaman ilgili yardım sayfalarına erişebiliyoruz. Çok geniş bir yardım kısmı var R'nin. Eğer İngilizce biliyorsanız buradan kendinizi geliştirmeniz çok olası. Help.start'tan başka help parantez içerisinde yardımını istediğimiz komut ya da aynı anlamda soru işaretini kullanabiliyoruz. Mesela mean fonksiyonunu biz bilmiyoruz nasıl kullanacağımızı. O zaman help parantez içerisinde mean yazabiliyoruz. Ya da aynı anlamına gelen soru işaretinden sonra mean diyebiliyoruz. Bu ikisinin de output'u birbiriyle aynı. Burada gördüğünüz gibi mean komutu ile ilgili açıklama veriliyor. Bunun en altında da örneği veriliyor. Peki komutu bilmiyorsunuz ama yardım istediğiniz konunun adını biliyorsunuz. Bu durumda apropos veya çift soru işaretini kullanabilirsiniz. Apropos tırnak içerisinde mean ya da soru işareti mean yazdığınızda içerisinde mean geçen bütün fonksiyonlar bizim karşımıza böyle burada olduğu gibi gelir. Arkasından siz hangisi hakkında yardım istiyorsanız o zaman tek soru işaretiyle veya help komutuyla bunu kullanarak yardım alabilirsiniz. Bir de yardım örnekleri var. Mesela az önce şurada mean komutunu aldık. Bunun aşağısında example der. Bunun örneğini gösterir. Onu kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Ama bunun yanı sıra bu örneği doğrudan konsola almak istiyorsanız example komutunu kullanırsınız. Bakın burada example kimin örneğini istemişiz biz? Mean'in. Example mean deyip enter'a basınca bakın ne oluyor şimdi? Prompt'umuz mean adını alıyor. Sonra yapılan işlem x. Ne demek bu? 0.2.10,50 yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 50 değerlerinden oluşan x vektörü oluşuyor. Mean x hesaplanıp kim atılıyor? X'e mi atılıyor? Arkasından da XM'i bana ver diyor. Aritmetik ortalamanın 8.75 olduğunu görürüz. Kimin ortalaması bu? 0'dan 10'a kadar değerler ve 50'nin aritmetik ortalaması 8.75. Ama şunu kullanınca mean'de x virgül trim eşittir %10 dediğimizde baştan ve sondan gözlemlerin %10'u atılıyor. Yani gözlemlerin %10'u, %5'i baştan, %10'u sondan olacak şekilde atılıyor. Yani 50 ve baştaki 0 atılıyor. Birden 10'a kadar değerlerin aritmetik ortalaması alınıyor bu durumda. Bakın o da 5.5 olarak karşımıza çıkıyor. Yani aşırı uç değer olan 50 ve baştaki 0 bu şekilde atılıyor. Neyse burada önemli olan example'ın kullanımı. Example parantez içerisinde bir bildiğimiz komut yazdığınızda onun örneği varsa ne oluyor? Konsolda otomatik olarak çalıştırılıyor. Bunu öğrenmiş olduk. Pekala burada size bir alıştırma vermişiz. Yardım komutlarını kullanarak median nasıl hesaplanır? Bunun İngilizcesi median diye yazılıyor. Bunu sizden yapmanızı beklemişiz. Bu da 7. haftanın anlatımıymış. Bunları hızlı bir şekilde açıkladık arkadaşlar. Şöyle bir bakalım kimler var, kimler yok. Mikrofonumuz açık, görüntümüzü açabiliriz. Kameramızı açtık. Evet, 7 haftanın notlarını tamamladık. Umarım anlattıklarımız açıklayıcı olmuştur. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki haftadan itibaren 8. hafta konularıyla devam edeceğiz. Bu yaptığımız kayıtlarda birkaç saat sonra dersin sayfasına eklenecek arkadaşlar. Eğer bir sorunuz olursa
dersin sayfasından notlar yazarak, benim e-mail adresimi kullanarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Dersimizi burada bugünlük sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi akşamlar Abdurrahim, iyi akşamlar. Görüşmek üzere.